Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimizde bir tane premium modem var. Türk Telekom müşterine dağıtmış oldu premium modem. Bu normal ADSL, VDSL bağlantılar için kullanıyoruz. Bakır şebeke üstünden kullanabiliyorsunuz. Bunu diğerlerine ayıran özellik Wi-Fi 6 özelliğinin olması. Şimdi 100 megabit ya da 80 megabit internet kullandığınızda 2.4 ve 5'te belirli sayıda bir hız alabiliyorsunuz. Ama Wi-Fi olduğunda daha farklı bir hız alabiliyorsunuz. Yani bant genişliğinden dolayı. Şimdi modemimizin kutusu bu şekilde. İçerinden modemimiz çıkıyor. Ethernet kablosu, DSL kablosu, splitter, adaptör ve şu şekilde bir aparatımız var. Bununla modem ayakta kullanmak isterseniz, tek bir şekilde kullanmak isterseniz altına monteleyebiliyorsunuz. Şurada girişlerimiz var. Şimdi modemimiz şu şekilde. Burada ışıklarımız var. En baştan power ışığı adaptör takıldığında geliyor. İnternet ışığımız 2.4, 5, VPS, USB, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 3'ler ve LAN ışıkları şuradaki hangisi takılıysa onun ışığı yanar. Aktif veri bağlantısı varsa yanıp yanıp da söner. DSL kablosu, duvardan gelen hat kablosu buraya takılıyor. Wi-Fi aktif ya da pasif etmek için buraya, VPS etkinleştirmek için alt kısım. USB kısmından da modem için ayarlar yaparsanız eğer yazıcı bağlayabilir ya da bir USB bellekten veri aktarabilirsiniz. Kendi ağınızı oluşturabilirsiniz. Şurada reset düğmemiz var. Şurada da açma kapama düğmemiz. Ve power girişimiz var. VPS basılında VPS yanıyor. USB takılında USB yanıyor. 2.4 ve 5 aktif olarak bir şekilde yanıyor. İnternet ışığımız. Bu da sinyal ışığımız. Genelde burada DSL yazıyordu ama buna da board band diye geçmiş. Yani siz yüksek paketler kullandığınızda daha sağlıklı bir veri akışı olmasını istiyorsanız Wi-Fi 6 modem kullanmanız gerekiyor. Diğer modemler bunun yanında biraz hafif kalıyor. Veri akışı yönünde. Biliyorsunuz bunu da bilgisayarımıza bağlı kurulumunu anlatacağım. Kurulum videosunda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Türk Telekom'un müşterilerine dağıtmış olduğu premium bir modem var. Markası ZTE. Bunu diğer modemlerden aynen özledik. Wi-Fi 6 özelliğinin olması. VDSL hat kullanıcıları bu modemi rahatlıkla kullanabilirler. Kablolu bir şekilde daha fazla veri aktarımı, kablosuz bir şekilde daha fazla veri aktarımı yapmak istiyorsanız bu modemleri kullanmanız şart. 2.4 ve 5 GHz var. Diğer modemlerden farkı Wi-Fi 6 olması. Şimdi bu modemin kurulumu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Söylemiştim, markası ZTE. Modeli de ZXHN H1601. Şimdi öncelikle bir modemin içine giriş yapalım. Burada kullanıcı adı ve şifresini söyleyeceğim biraz sonra. Giriş IP adresi 192.168.1.1. Giriş yap diyelim. Şu an modemimize bağlı. Evet, modemimize bağlı. Burada kullanıcı adımız standart admin Türk Telekom. Burada bize şifremizi değiştirip değiştirmek istemediğimizi soruyor. Biz değiştirmeden geçeceğiz. Şuna tamam diyelim. Modemin arayüzü bu. ZTE'de standart arayüz zaten bu. Burada hızlı bir şekilde sadece kurulum yapmak istiyorsanız kolay menüye geleceksiniz. Kolay kurulum diyeceksiniz. Böyle bir pencere gelecek karşınıza. Burada da sonraki diyeceksiniz. Bu standart geliyor zaten. Şurası bakın pasif bir durumda geliyor. Diyelim ki siz bunu Vodafone, SuperOnline ya da farklı bir operatörde kullanacaksınız bu modemi. Bunun için de buraya tıklayıp burayı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Buraya kullanıcı adınızı yazmanız yeterli olacaktır. Örnek verelim. Trend bilgiler. Trend bilgiler et Vodafone yazalım. Evet, Vodafone. Şifre de Vodafone size vermiş olduğu şifre olsun. Yani şuradaki uzantı değişecektir. Birçok ISS var. Buradaki kullanıcı uzantısı değişebiliyor ISS'lere göre. SuperOnline olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Bu belirtmiş olduğum gibi zaten bunu farklı bir operatör kullanacaksanız buraya standarttan pasiften aktif duruma geçmeniz gerekiyor. Ama diyelim ki Türk Telekom kullanacaksanız tekrar ana sayfaya geri dönelim.
çıkış yapmış bize. Atla diyelim. Şöyle atla diyelim ya da. Kolay mı diyelim? Kolay kuruma girelim. İleri diyelim kas. Direkt olarak Türk Telekom kullanıyorsanız, operatörünüz Türk Telekom ise otomatik olarak zaten modem kendini kuruyor. Ama kurmanız gerekiyor ya da otomatik kurulum olmadı. Buraya sadece kullanıcı adınızın etnet'ten önceki kısmını yazıp şifreyi de operatörünüzden alıp yazdıktan sonra gideceksiniz. Burada bizden kablosal adı ve şifremizi değiştirip değiştirmek istemediğimizi soruyor. 2.4'ünki nedense pasif modemde, onu da anlamadım. Burada 5. kar isterseniz değiştirebilirsiniz. Sonraki diyorsunuz. Ve karşınızda böyle bir ekran çıkıyor. Burada yapmış olduğunuz ayarları açık ve net bir şekilde size gösteriyor. Bu ayarlar doğruysa ve hattınızda sinyal varsa uyguladıktan sonra internete çıkışınız sağlanacaktır. Direkt olarak kurulumu çok basit zaten. Kolay menüden kolay kuruluma gelmeniz gerekiyor. Şimdi bu modemin kiosk ayarları, ebeveyn kontrolü ya da onunla ilgili bir yer vermek istemiştim ama bu seferki arayüzde bayağı bir değişik bir kurulum ayarları var. Mesela şunu nereden göstereyim? Şurada bir yerdeydi. Mesela diğer modemlerde rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama bu modemde menüler mi kısıtlı ya da güncelleştirmesi mi tam değil? Onu tam anlayamadım. Bakın mesela kiosk burada. Şurada farklı menüler koymuşlar. Ama siz trafiğinizi sınırlamak isterseniz eğer buradan bu ayarları yapıp sıfırlayabilirsiniz. Kiosk'un şu anlama geliyor. Kiosk'ta ağınıza bağlı olan cihazların internet hızlarını sınırlayabilmenize yardımcı oluyor. Evinize gelen bir misafir var ama internetiniz size lazım. Ama onun da internetsiz kalmaması lazım. 2 megabit tamamlayabilirsiniz upload ve downlaunt'ı. Diğer kısmı size kalır. Ama bunu yapmazsanız hızlı eşit olacaktır. 20 megabit geliyorsa 10-10'a gidecektir. Onun size gelecektir. Artık o anki kablosuzluğun yoğunluğuna göre ve mesafesine göre değişir o. Ebeveyn kontrolünü bulamadım mesela. Bağlantıda neler varmış? Port bağlama. Şurada port yönlendirmeye geldi soruyorlar. Port yönlendirme kısmını da kolay menü kısmından port yönlendirme kısmına yapabiliyorsunuz. Burada tabi bunların belli bir standart ayarları yok. Portu hangi tarafa yönlendirecekseniz oranın değerlerine girmeniz gerekiyor. O ayarları yapmanız gerekli. Bunun dışında kablosuza gelelim. Şuradan değiştirebiliyorsunuz zaten gözlüklü ismi. Misafir ağını bulamadım modemde. Misafir ağları yoktu ya da kablosuz zamanlamayı göremedim. İlerleyen günlerde bir güncelleme alacaksa eğer bir ihtimalle gelir. Ama şu anlık yok. Mesela durumu bilen istemciler. Şunu USB ayarlarından isterseniz printer server, yazıcı server, USB etkinleşti diyebiliyorsunuz. FTP sunucu olarak da kullanabilirsiniz. USB eklediğiniz herhangi bir şeyi ağınızı kullanan kişiyle paylaşabilirsiniz ama şu anlık önemli olan kısım bu. İlerleyen günlerde bir güncelleme gelirse modeme, kablosuz zamanlama, ebeveyn kontrolü ya da kiosk ile ilgili daha detaylı bilgi verebileceğim bir video çekeceğim. Yayınlarım yakın zamanda. Ama modemi ilk aldınız. Farklı bir operatörü kullanacaksınız. Kolay menüden kolay kurma. Buradan sonraki diyeceksiniz. Kullanıcı şifrenizi alacaksınız. Farklı operatör ise burayı pasiften aktife çekmeniz gerekiyor. Bunları doğru yaptıktan sonra sonraki diyorsunuz. Karşımıza şu şekilde bir ekran çıkıyor. En sonki aşamada kablosuz ayarlarla ilgili. Bunları da yaptıktan sonra ayarlarını da vurduğunu teyit etmek istiyor. Uygula dediğinizde tüm ayarlar dolayısıyla internete çıkışını sağlanacaktır. Bu ilk açılan sayfada da şu anda modemin bilgisini veriyor. DSL bilgisine tıkladığınızda almış olduğunuz hızı görebiliyorsunuz. Mesela speed testi 20 görüyorsunuz ama burada modeme net gelen hızı rahat bir şekilde görebilirsiniz. WAN bilgisinde bağlı olan cihazlar ya da ayarlar WAN bağlantıları mevcut. Biz bu PPPA'yı kullanacağız VDSL olduğu için. Kablosuz bilgimiz de bu şekilde. Anlam paketler şeklinde yazılı. Cihaz bilgisi zaten bu şekilde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Söylediğim gibi
arayüzünü pek beğenmedim bu modemin. Ha, Wi-Fi 6 özellikli olması güzel. Ama arayüz diğer modemler gibi, ZX ya da TP-Link gibi kullanışlı değil. Bunun dışında kolay kurmalı kablosu ve çifte değiştirmenin nereden yapılacağını anlatmaya çalıştım. Farklı bir ayarı yok zaten. Video izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.